Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 13 Ocak'ta Türkiye saatine göre sabah 8'de 23 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğacak. Her ay bir yeni ayımız doğuyor ve her yeni ay bize yeni olasılıklar getiriyor. Evet bu yeni ay bakalım hangi olasılıkları gündemimize getirecek? Yeni ay an, an haritasında yine Oğlak Burcu yükseliyor. Güneş ve ayla Plüton birleşiyor. Toprak elementinde bir yoğunluk var gökyüzünde. Kişisel gezegenlerimizden Venüs de Oğlak Burcu'nda. Mars Boğa Burcu'nda ilerliyor. Kova Burcu'ndaki Satürn, Jüpiter ve Merkür de e, özellikle hava elementinde çok güçlü bir birleşim içerisinde bulunacaklar. Oğlak Burcu, astrolojide 10. evi yönetir. Toprak elementinin öncü nitelikli burcudur. E, ve hayatımızda daha somut, daha ciddi... E, beklentilerimiz özellikle maddi güvenliğimiz, kariyer hedeflerimiz, aile yapılarımız, gelenekler, görenekler, toplumsal yapılar, yöneticiler, liderler, e, hayatımızda temel atma ve inşa etme ile ilgili olan kalıcı değerlerle alakalıdır. Satürn tarafından yönetilir ve Satürn şu anda Kova burcunda ilerliyor. E, ve Oğlak Yeni Ayı özellikle bu temalarla ilgili hayatımızda yeni olasılıkları da tabii ki gündeme getirecek. Plüto ile birleşmesi yeni ayın enerjisini gücünü arttırıyor. Plüto son derece dönüştürücü bir etki, çok güçlü bir etki. Güçlü de olmak istiyoruz aslında. Haritalarımızda, kişisel doğum haritalarımızda Oğlak burcu hangi evimizdeyse o ev konularında kararlılık var, hırs var, tutku var ve güç arayışımız var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuza göre Oğlak Burcu hangi evinizde ise yeni ay o alanları etkileyecek. Dönüşümler tabii ki yenilikler bazen hayatımızdan bir şeylerin de kalıcı olarak çıkmasına neden olur. Yani ölüm doğum gibi düşünün. Bir doğum olması için bir ölüm de olması gerekiyor. Pluto bu anlamda bu fikirsel, düşünsel, duygusal veya fiziksel olabilir. Hayatımızda bazı yapıların bitmesi, dönüşmesi, yenilenmesi gibi bir anlam da içeriyor aslında. Bunlar yaşanırken zor olabilir tabii ki. Değişimler, dönüşümler genellikle özellikle işin içinde to varsa biraz zorlayıcıdır. Ama kaçınılmaz olduğunu da unutmayın. Hani her ne yaşanıyorsa veya yaşanacaksa, bunlar aslında olması gereken. Konu ve kavramlar sizi dönüştüren, hayatınızı daha ileriye taşıyan e, ve aslında sizin için hayatınızdan çıkan şeylerin de e, gerekliliği kalmamış olan e, kavramlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Zorlandığınız konular varsa biraz akışta kalmak, olup biteni olduğu gibi kabul etmek e, kendi adınıza da faydalı olabilir. Yeni ay 23 derecede doğacak. Oğlak Burcu'nun son dekanında. Tabii ki tüm öncü burçlarımızda etkileniyorlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçlarının 23 derece ve yakınlarında güneş burcu, yükselen burcu veya kişisel gezegenleri olanlar bu yeni aydan bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirler. Toplumsal olarak da önemli etkileri olacaktır. Oğlak sistemlerle alakalıdır otorite ile alakalıdır. Bu yüzden bir toplumda yöneticiler, devlet e, yapıları, e, otorite figürleri, liderler, büyük şirketler, e, büyük ekonomik kuruluşlar e, ve toprakla alakalı sektörler ki inşaat sektörü de özellikle bunlardan biri e, ve finansla ilgili konular olak burcu ile yönetilir. E, gerek ülkemizde olsun gerek tüm dünyada olsun Özellikle bu temaların yeni ayda daha fazla gündemimizde olduğunu dikkat çektiğini ve plütonik etkiyle bazı güçlü dönüşümlerin olmasını bazı manipülatif baskıların olmasını e, bekleyebiliriz aslında. Önümüzdeki sürece baktığımızda yeni ayın ardından Güneş e, oğlak burcundan kova burcuna geçecek ve ayın 24'ünden itibaren kova burcundaki Satürn'le birleşecek. 24, 25, 26 Ocak'tan itibaren Güneş Satürn kavuşumunun etkisinde olacağız. Bununla birlikte Güneş Boğa burcundaki Uranüs ve Mars'la da açılar yapacak, kare açı yapacak. Aynı zamanda Jüpiter'le birleşecek ve gökyüzünde Jüpiter Mars karesi, Satürn Uranüs bağlantıları da etkinleşmeye başlıyor. Tüm bu etkileri ayın 20'sinden itibaren 25'inden itibaren daha güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Gökyüzünde bazı yoğunlaşan stresler var. Özellikle 28 Ocak'taki Dolunay ve yakınlarında bu stresler biraz daha artabilir. Kova ve Boğa Burcu aksındaki bu hareketler bir yandan düzen ve sistem derken bir yandan da değişim anlamında biraz daha isyankar, yenilikçi enerjiler taşıyor bunlar sistem, yönetim, liderler, hükümetler anlamında da olabilir. Otoriteyle ilgili konularda da olabilir. ve hayatımızda bize güven veren iş, kariyer, mesleki konular, büyük şirketler, finans alanlarında da olabilir. Özellikle boğa burcundaki Mars'la Uranüs'ün birleşmesi, Jüpiter ve Satürn'le yapacağı kare açılar ekonomik anlamda da baskıların artmasını, bazı sistemsel kırılmaların olmasını daha güçlü tesirler altında piyasalarla ilgili özellikle kalmamızı ortaya çıkarabilir bu dönemde. Liderlerin ve yöneticilerin güçlü etkiler almasını bekleyebiliriz. Özellikle Pluto ilginç ve biraz da gerçekten zorlayıcı durumlar ortaya çıkarabilir. Şiddet, ölüm, kazalar, daha baskı ve manipülasyon içeren durumlar biraz da pürütü olunca daha karanlık enerjiler biraz daha kriz getiren durumlar bunları bekleyebiliriz ve bunlar daha çok e, otorite figürleri liderler yöneticiler ve devlet yapıları ile alakalı dünya üzerinde e, görünür şekilde olabilir büyük şirketlerle de ilgili önemli dönüşümlerle karşılaşabiliriz Örneğin büyük kurumsal yapılar büyük şirketler Tabii bunun getirileri biraz ekonomik alanı da etkileyecek olabilir ee, özellikle 20 Ocak'tan itibaren ayın ışığı büyüdükçe ve gökyüzündeki sabitlerdeki gezegen yerleşimlerimiz e, biraz daha güçlü açılar yaptıkça bu tesirleri daha yoğun bir şekilde hissetmeye başlayabiliriz bireysel olarak haritalarımızda özellikle oğlak burcunun olduğu ev alanında yeni enerjiler devrede dedik. Yükselen burçlarınıza göre kısa kısa bu yeni ayın neler getirebileceğine de şöyle kısaca değinmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Oğlak yeni ayı sizin için önemli, sizin gibi öncü bir burç, Plüto etkili, geleceğinize dair uzun vadeli yapılarda köklü bazı dönüşümlerin olabileceğini gösteriyor. Toplumdaki statünüz, ee, kariyeriniz, işiniz, mesleğiniz bu alanlarda bazı önemli dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Yani iş değişimleri olabilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz, yer değişimleri olabilir, görev değişimleri, sorumluluklarınız artabilir, ee, iş değişimleri, örneğin meslek değiştirdiniz, bir anda toplumdaki statünüzde de değişimler olabilir. Bunlar ilişki dinamiklerinizle de ilgili olabilir, işbirlikleri, evlilikle bağlantılı da olabilir. Bu tarz dönüşümler çalıştığınız ortamdaki üstleriniz, yasal bazı merciler, otorite figürleri, yöneticiler, buralarda da güçlü dönüşümlerle karşılaşabileceğiniz bir döngü aslında. Ve bunun tabii ki size etkileri olabilir. Ebeveynlerinize de işaret ediyor bu yeni ay. Anne, baba gibi ebeveynler, ailedeki büyüklerle de ilgili bazı önemli döngülerin bu yeni ayda gündem yaratmasını bekleyebiliriz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Oğlak yeni ayı size daha keyifli tesirler getiriyor ama özellikle ayın 20'sinden itibaren hayatınızda bazı stresler olabilir, artabilir bu stresler. Burcunuzdaki Uranüs'ün, Mars'ın etkisiyle bazı hedefleriniz var, düşünceleriniz, planlarınız var. Bunları uygulamaya koymak için belki daha cesur adımlar atabilirsiniz. Yer değişiklikleri olabilir, işle ilgili girişimler olabilir, hukuksal alanlarda adımlar atabilirsiniz bu yeni ayda öğrenciyseniz akademik konularda önemli bazı kararlar vermeniz mümkün özellikle uluslararası konularda yurt dışı ile bağlantılı alanlarda bu yeni ay güçlü kapılar açabilir size ee, Örneğin yurt dışında bir iş bağlantısı yapabilirsiniz yurt dışında yaşamaya karar verebilirsiniz beklediğiniz bir haber gelir yurt dışına gidebilirsiniz Bunlar tabii ki hayatınızda güçlü dönüşümler getirir ciddi değişimler getirir ve bu yeni ay kuşkusuz önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu tesirleri hayatınıza taşıyacak gibi görünüyor sevgili boğalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar oğlak yeni ayı para konuları hisseli paralar paylaşımlarınız kredi borç alacak miras sigorta nafaka gibi alanlar emeklilik gibi alanlarda bazı düzenlemeler getirebilir güçlü etkiler getirebilir bir borç varsa ve bunun için Üzerinizde baskı hissediyorsanız ihmal etmemek gerekiyor çünkü Plüto var burada ee, bir vergi konusu da olabilir biraz daha böyle yasalarla ilgili konuların devrede olduğu bir dönem ama bazı yapılandırma fırsatları da bulabilir düzenlemeler yapabilirsiniz bu borcun ödemesiyle ilgili bir kredi arayışınız varsa bu yeni ay bununla ilgili olasılıkları da gündeme getirebilir sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Yeni ay ilişkiler dinamiğinizi hareketlendiriyor. Evlilik kararları alabilirsiniz. Ayrılık kararları da alabilirsiniz. Eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili önemli etkiler var. Eşiniz belki bir işe girecek. Eşinizin çalışmalarıyla ilgili kazançları ve bütçesiyle ilgili birlikte paylaştığınız paralarla ilgili de bazı düzenlemeler yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Tabii ki bu yeni ay işbirlikleri adına da güçlü etkileri, dönüşümleri hayatınıza taşıyabilir. Sevgili Aslanlar ve yükselen Burcu Aslan olanlar, Yeni Ay altıncı evinizde doğacak. Günlük hayatınızda dönüşümler yapacağınız bir dönem. Çalışma şekillerinizi değiştirebilirsiniz. Mesleğinizle ilgili yenilikler olabilir. Birlikte çalıştığınız kişiler, yanınızda çalışan kişilerle de ilgili etkiler var, dönüşümler var. Evcil hayvan alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konulara biraz dikkat edelim. Eğer sağlıkla ilgili bazı mevzular varsa, kronik sorunlarınız varsa, bunları kökten değiştirebileceğiniz beslenme alışkanlıklarınız, günlük çalışma düzeniniz, genel olarak bir tedaviye başlama, uzun vadeli tüm bunları gündeme alabileceğiniz önemli bir dönemdesiniz. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Oğlak yeni ayı aslında sizin için çok şanslı, maddi manevi kısmette etkiler getiriyor. Ee, güç maddi güçler kendinizi iyi ve e, önemli hissedebileceğiniz başarılar bu yeni aile beraber gelebilir yeteneklerinizi değerlendirebilirsiniz bir hobinizi işe çevirebilirsiniz çocuklarınızla ilgili gelişmeler var anne baba olmak istiyorsanız bu yeni ay Evet burada sizi teşvik edebilir, bu güçlü etkileri verebilir. Çocuklarınız varsa onların gelişimi, eğitimi, onların işi, gücü, mesleği, parası, kazançları buralarda da tabii ki bu tesirlerin gündeme geldiği bir dönem. Birçok başak içinde aşk hayatlarına önem tutkulu bir aşkı, çok güçlü ve tutkulu bir aşk, bir romantik gelişmeyi de gündeminize getirebilir bu yeni ay. Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar sizin gibi öncü bir burç Oğlak ve bu Oğlak yeni ayı gezegeniniz Venüs'te Oğlak'ta ailenize, evinize, yuvanıza özellikle odaklandığınızı gösteriyor. Evde çalışma ortamı oluşturabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz bir işe başlayabilirsiniz. Aile ve ebeveynlerle ilgili konularınız olabilir. Evet biraz zorlanmalar da olabilir. Ailedeki olgun kişiler, anneniz, babanız, hastalıklar olabilir, biraz sorumluluklar olabilir. Onların hayatında belki köklü dönüşümler var. Ee, yuva alanında bazı dönüşümleriniz olabilir taşınma yer değiştirme alım satım emlak size ait bir mülkü ya da aileye ait bir mülkü satmanız ee, kentsel dönüşüm tarzı bir oluşum ya da bir kiralama yani ev ortamında da önemli dönüşümlerin olmasını yuva alanlarındaki etkileri bu Önümüzdeki ay içerisinde bekleyebiliriz sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar yeni ay yeni bir eğitime sizi başlatabilir. Yeni şeyler öğrenebileceğiniz bir dönemdesiniz. Fikirleriniz, düşünceleriniz de değişiyor. Kardeşlerinizle ilgili güçlü etkiler var. Onlardan güç alabilirsiniz. Kardeşler, yakın çevre, akrabalar hatta yaşadığınız alanlardaki komşularınızda da bazı güçlü tesirler altında olabilirsiniz. Bu yeni ay bir seyahat de getirebilir. Ticari alanlarda da bazı güçlü bağlantılar kurmanız, hatta bazı anlaşmalar, sözleşmeler yapmanız da mümkün. Sevgili yaylar, para alanınızdaki yeni ay kuşkusuz bütçenizle ilgili, kazançlarınızla ilgili alanları aydınlatıyor ve burada yeni kazanç imkanları oluşabilir tabii ki. Veya paranızı değerlendirmek için bazı yatırımlar söz konusu olabilir. Bütçenizle ilgili gelir gider, dengenizle ilgili muhasebe işleri yapabilir, ayarlamalar yapabilirsiniz. Kendinizi maddi anlamda güvende hissetmek istiyorsunuz ve burada bu baskı altında hissettiğiniz alanlarda, para konularında özellikle artık bazı alışkanlıkları belki değiştirmeniz gerekiyor ya da e, içinde bulunduğunuz şartları, özellikle parasal şartları anlayacağınız, idrak edeceğiniz bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Evet, zorunlu harcamalarda olabilir, bazı masraflarda olabilir tabii ki. Sevgili Oğlaklar, zaten burcunuzda olan bir yeni ay özellikle e, 13 Ocak ve yakınlarında doğduysanız ve yükselen burcunuzda 23 derece ve yakınlarındaysa yeni ay bireysel olarak sizin için çok daha güçlü tesirler getiriyor. Plütonik bir etki var. Plüton evet krizler getirebilir, bazı güçlü dönüşümler getirebilir, hayatımızda yorucu olan bazı baskılar getirebilir. Ama bir yandan da bizi yeniler, tazeler ve artık hayatımızda bir şeylerin bitmesi, yeni bir şeylerin başlaması gerekiyor. Ve bu yeni ay döngüsü sizin bu güçlü dönüşümleri hayatınızda yapabilmeniz adına da e, önemli tesirler verebilir. Parasal dengenize biraz dikkat edin. Para ile ilgili, iş hayatınızla da ilgili yeniliklerin olabilmesi mümkün. Çünkü birçok gezegen para alanınızda bulunuyor. Özellikle Satürn ve Jüpiter burada yeni yapılandırmalar olabileceğini gösteriyor. Fırsatlar da getiriyor. Hayatınızdaki eril enerjiler e, aile üyeleri onlarla da ilgili bazı etkileriniz olabilir güçlü tesirleriniz olabilir ve lütfen genel sağlığınıza da kişisel bakımınıza da özellikle bu dönemde önem verin. Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Oğlak yeni ayı 12. evinizde biraz içe dönüşler getiriyor. Önemli farkındalıklar da getiriyor size. Aslında birçok gezegenin burcunuzda olması Tabii ki yeni olasılıkları özellikle ocak sonundan itibaren şubat ayında hayatımıza daha fazla taşıyacak. Bu yeni ay buna bir hazırlık dönemi gibi. Artık geçmişteki bir şeyleri tamamlama, kapatma dönemindesiniz veya tümden hayatınızdan çıkarma dönemindesiniz. Ya da şartlar artık yeni yeni bir oluşum için gerekli olan şartları oluşturma dönemindesiniz. Öğrenciyseniz bir tez hazırlıyor olabilirsiniz. işle ilgili hazırlıklar yapıyor olabilirsiniz. Eksiklerinizi tamamlıyor olabilirsiniz. Sağlığınızla da ilgili kendinize bakmanız, kontroller yaptırmanız gerekebilir bu dönemde ee, Bu yüzden biraz daha belki hastane klinik işleriniz olabilir tedavi içinde gidebilirsiniz bu alanlara zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak için bir diyete de başlayabilirsiniz Örneğin e, bu yeni ay döngüsüyle beraber yenilenme dönemindesiniz bu yenilenmek için biraz tefekkür biraz içe dönüş ve farkındalıklar gerekiyor bu yeni ay fark etmediğiniz konuları kendinizle ilgili fark etmediğiniz konuları aydınlatabilir ve bazı gizli konuları açığa çıkarabilir sevgili kovalar ve sevgili balıklar yükselen burcu balık olanlar oğlak yeni ayı sizin için aslında keyifli maddi manevi güçlü bazı fırsatları karşımıza getirebilir önemli kişilerden teklifler alabilirsiniz içinde bulunduğunuz sosyal çevreyle birlikte belki bazı ekip çalışmaları gündemde olabilir daha önceden yapmış olduğunuz çalışmaların maddi karşılıkları Ödülleri gelebilir bu yeni ayda e, ve bunlarla beraber belki bir yatırım, elinizdeki kaynakları değerlendirme arayışları içerisinde olabilirsiniz. Birçok balık yeni insanlarla da tanışabilir bu yeni ayda ama bunlar daha çok işle bağlantılı olacak gibi görünüyor. Bu tanışıklıklar, çevremizdeki kişiler ama özel hayatlarımızla da ilgili tabii ki bu yeni ay yeni kapılar açabilir, yeni fırsatlar getirebilir. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.